Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, Macron Türkiye'ye karşı harekata resmen başladı. Akıl almaz haber geldi. Macron Türkiye'nin operasyonları sonrası harekata başladı. Fransa'nın Türkiye'nin Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik hava operasyonlarına karşı Ürdün'de bölge ülkelerinin de katılımıyla yıl sonundan önce zirve düzenlemek istediği açıklandı. İlyas Sarayı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu telefon görüşmesinde iki liderin Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye, İran'ın Irak'taki hava operasyonlarından sonra bölgede gerginliğin artmasıyla ilgili endişeleri paylaşıldığı bildirildi. Açıklamada iki liderin Ürdün'ün de katılımıyla bölgenin önde gelen liderleriyle birlikte Amman'da yıl sonundan önce bir toplantı düzenlemesi konusunda anlaştığı aktarılırken, zirveye hangi ülkelerin katılacağı konusunda açıklık getirilmedi. Yine aynı açıklama Macron'un Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani'yi gelecek yılbaşında Paris'e davet ettiği bildirildi. Bu arada Paris'teki Türk Büyükelçiliğinden alınan bilgilere göre Türkiye'nin de Amman'da düzenlenmesi beklenen bu bölgesel toplantıya daha önce olduğu gibi yine katılması bekleniyor. Geçen yıl Ağustos ayında düzenlenen aynı formattaki bölgesel toplantıya Türkiye'nin bakan düzeyinde katıldığını aktaran bir büyükelçilik yetkilisi, Türkiye olmadan bu tür bölgesel bir toplantı düzenlemenin ölü doğmuş anlamına gelebileceği yorumu da yapıldı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin olası toplantıya katılımıyla ilgili açıklamanın Ankara'da Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacağını hatırlatan aynı yetkili, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne gösterdiği önemin bir fırsat dile getirildiği kaydedilerek, Bağdat'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için en büyük tehdidin terör örgütü PKK tarafından geldiği ifade edildi.